Herkese merhaba. Bugün sizlere Roborock temizlik robotunda harita ayarları içerisinde girilmesini istemediğimiz alanı belirleme nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle uygulamaya girişimizi yapıyoruz. Uygulamaya girdik. Girişimizi yapıyoruz. Evet, girdiğimiz zaman haritamız karşımıza çıkıyor. Buradan istediğimiz haritayı seçebiliriz. Şu an mutfak haritası var. Buradan ben şimdilik bir salon seçmek istiyorum. Şu an salonu seçtim. Şu an gördüğünüz gibi elimizde salonun haritası var. Yalnız benim şurası balkon ve orada takılacağı bazı yerler var. Buraya girmesini istemiyorum. Buradan çıkması sorun olabileceği için şimdi bu haritada girilmesini istemediğim alanı seçeceğim ve orayı işaretleyeceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hemen haritanın altındaki ayarlar kısmına tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi haritadaki ayarları buradan ayarlayabiliyoruz. Mobilyaların yerini değiştirebiliyoruz. Yüzeyin şeklini belirleyebiliyoruz. Benim istediğim şu an seçmek istediğim şey girişe kapalı bölgeyi seçeceğim. Bunun için tıklıyorum. Bildirim verdi. Ben tamamı tıklıyorum. Şimdi yapmam gereken şey girilmeyecek bölgeyi seçeceğim ya da görünmez duvar oluşturacağım. Ben buradan girilmez bölge seçeyim öncelikle. Şimdi ne demiştim ben şu alana robotun girmesini istemiyorum. Bunun için bakın yandaki imleci çekerek bu alana artık sen girme diye bir kırmızı alan seçtim. Artık haritadaki o alana girmeyecek. Ya da buralarda işte merdivenleriniz olabilir. İşte merdiven gerçi bir sıkıntı olmuyor ama yine de siz orayı bir önlem için buraya bir görünmez duvar koydurtabilirsiniz. Örneğin bir de onu da yapalım. Şöyle burayı seçiyorum. Görünmez duvar. Gördüğünüz gibi kırmızı bir seçenek çıktı. Yanından tutarak bunu şöyle şurada bir yerde benim alanım ve biraz daraltıyorum. Şöyle bu merdiven girişine diyorum ki burasını duvar gibi algıla dedim. Sizin de evinizin kendi durumuna göre seçeneklerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kaldırmak istediğim zaman ne yapacağım? Onu da göstereyim. Tekrar haritaya tıkladığımız zaman döndürme, genişletme, taşınma imleçleri ve kaldırma için çarpı işareti var. Buradan çarpıya tıkladığımız zaman o eski yapmış olduğumuz ayarı kaldırmış olduk. Burada duvarımız gördüğünüz gibi duruyor. Onu da kaldıralım. Yine aynı şekilde üstüne geldiğimiz zaman çarpı işaretine tıklayarak bunu kaldırabiliyoruz. Tekrardan ben duvarı koyayım. Şöyle gidelim bunu yerine tekrar yerleştirelim. Şöyle buraya girmesin. Bölgemizi de seçelim tekrardan. Girilmeyecek bölgeye tekrar tıklıyorum. Tıkladık. Bu şekilde çekerek daraltalım. Bu odaya girmesini istemiyorum. Bu şekilde ayarladım. Artık bu balkona ve merdivenlere gitmesini engelleyecek şekilde bir duvar oluşturdum görünmez bir duvar ve bir yasak bölge oluşturdum. Hatta şu köşesini unutmuşum onu da ekleyelim. Böylece döndürmeyi de kullanmış olalım. Şöyle çevirelim, küçültelim. E, taşıyarak şöyle burada da merdivenin devamı var. Bu şekilde burayı da kapatmış oldum. Artık bu istediğim alanda çalışmasını sağlayabilirim. İşlemin bittiğinde Buradan tik alanına tıkladığımız zaman haritamızı güncelliyor. Evet, artık haritamız bu şekilde güncellendi. Bundan sonra orada çalışırken oradaki alanlar şu an gördüğünüz gibi çıktı. Buradaki alanlara girmeyecek. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlarda Sorularınızdan bahsedin. Bildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışalım. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.